Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın ve videolarımı beğenmenizi bekliyorum. Bugün sizlerle tarihte 30 bilgi adındaki videomun ilk videosunu çekeceğiz zaten. Şöyle hemen başlayalım. Türk adının ilk kez geçtiği devlet Çin. Türkiye adının ise ilk kez geçtiği kaynaklar Bizans kaynakları olarak karşımıza çıkıyor. Türk adıyla kurulan ilk devlet Göktürk Devleti diyoruz. Türk adının Çin kaynaklarındaki anlamı miğfer. Kaşgarlı Mahmut'a göre Türk adının anlamı olgunluk çağı. Türk'ün kanadı olan savaş aracı ise at olarak karşımıza çıkıyor. Orta Asya'nın en eski kültür merkezi Anav, Orta Asya'nın en gelişmiş kültür merkezi Tagar, tarihte bilinen İlk Türk topluluğu İskitler, diğer adıyla Sakalar. Bozkır'ın kuyumcuları olarak bilinen İskitler, tarihte bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Asya Hun Devleti. Asya Hun Devleti'nin en parlak dönemi ise Metehan dönemi diyoruz. Türk tarihinin ilk düzenli ordusunu onluk sisteme göre kuran kişi Metehan, vatan sevgisinden İlk kez söz eden Türk hükümdar yine Metehan, ilk Türk milliyetçisi ise Çiçihan olarak karşımıza çıkıyor. İlk serbest ticaret pazarı Asya Hun ve Çin arasında kurulmuştur. Avrupa'da kurulan ilk Türk devleti Avrupa Hun Devleti'dir. Anadolu'ya ilk Türk akınlarını düzenleyen devlet ise Avrupa Hun Devleti'dir. Kimin döneminde düzenledi? Ulduz döneminde düzenledi. İstersem güneşin battığı yere kadar her yeri zapt ederim sözü Ulduz'a aittir. Avrupa Hun Devleti'nin en parlak dönemi Atilla dönemi. Tanrı'nın kırbacı, cesur kavimlerin efendisi veya Etzel olarak nitelendirilen Türk hükümdarı ise Atilla olarak karşımıza çıkıyor. Birinci Göktürk Devleti'nin en parlak dönemi Mukan Khan. Bizans'a İlk kez elçi gönderen hükümdar İstemi Yapgu, Apa Tarkan olarak bilinen hatta Türklerin Bismarck'ı olarak da geçen kişi Vezir Tonyukuk. İkinci Göktürk Devleti'nin kurucusu Kutluk Kağan, diğer adıyla İlteriş. Zaten İlteriş Kutluk yani kurucu demek anlamına geliyor. İkinci Göktürk Devleti'nin en parlak dönemi Bilge Kağan dönemi. İlk Türk Devleti'nin bağımsızlık isyanı, yani ilk Türk bağımsızlık isyanını sormuş bize. Kürşat ayaklanması. İlk milli alfabe Orhun alfabesini oluşturan ikinci Göktürkler. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlar. Uygur devletinin en parlak dönemi ise Moyençur olarak karşımıza çıkıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tarih 30 videosunda ikinci videoda görüşmek üzere. Beğenilerinizi bekliyorum.